Bu sezonun son seminerini icra etmek üzere buradayız. Geçen seminerin sonunda tarihsellik meselesine giriş yapacağımızı söylemiştik. Öyle vaat etmiştik. Ben doğrusu hazırlığımı yaparak geldim. Tarihsellik meselesine Türkiye'deki tarihselcilik kesimin iddialarına somut olarak ele alıp tek tek tartışma konusunda notlarım hazır, bilgisayarım yukarıda. Diyeceksiniz, niye yukarıda? Bizim hoca arkadaşlarımızdan birisi bu gemiyle Filistin'e yardım konvoyuna iştirak etmişti. Muhammed Mulis Hoca. Sağ salim geldi. Biz dün akşam kendi aramızda bir konuştuk böyle. Türkiye'nin gündeminde zannediyorum Çağlayan'da da bugün bir miting var. Türkiye'nin gündeminde böyle bir mesele var. Filistin var, Gazze var, İsrail var, ümmetin vahdeti var vesaire. Böyle bir gündem varken biz burada tarihsellik konuşsak uygun olur mu, müsait olur mu, doğru olur mu? Ben de oluşan kanaat o istikamette ki Mulis Hoca'yı bir dinleyelim. Yani orada neler yaşadılar, neler gördüler. Bu geminin içinde olup biten şeyler gerçekten önemli. Dün akşam bir girizgah yaptık, biz kendisini ziyaret etmeye gittik. Hoş geldin demeye gittik. Anlattığı hususlar benim için şu noktada önem arz etti. Bu geminin içerisinde bizim görmeye çok alışık olmadığımız ve fakat görmeye muhtaç olduğumuz bir manzara oluşur. Bu her kesimden Müslümanların görülmemiş biçimde bir dayanışması şeklinde. Tam can siperhane derler ya, o şekilde bir dayanışma tarzında cereyan etmiş. Bir de gayrimüslimler var kendine malum. Gayrimüslimlerle Müslümanlar arasında enteresan iletişim ortamları oluşmuş. Ben akşam orada da dikkat çekmeye çalıştım. Bir 10-15 kişi vardı galiba. Yeni bir oluşuma doğru gidiyor gibi dünya belli hassasiyetler etrafında toplanırken Hocam hoş geldin. Gel. Hemen gel hocam. Dünya belli hassasiyetler etrafında toplanırken bir sivil toplum iradesi dediğimiz irade oluşurken bizim itikadi zeminimiz, efendim, Müslüman olarak hadiselere tepki verme tarzımız, diğerleriyle bu çerçevede münasebetlerimiz konusunda gerçekten sıkı bir iradeye ihtiyacımız olduğu anlaşılıyor. Bir takım farklı dinlerden insanlar da aynı hedefe gidiyorsunuz. Ortada bir açık bir zulüm var, açık bir insanlık dışı uygulamalar dizisi var. Buna aynı şekilde tepki veriyorsunuz. Fakat bu tepki bir süre sonra sizin aranızda bir yakınlaşmaya yol açıyor. Mulis Hocam da anlatacaktır belki, değinecektir biraz sonra. İsrail askerine karşı Yahudisiyle, Hristiyanıyla, Müslümanıyla oradaki kitle aynı tepkiyi veriyor. Aynı şekilde tepki gösteriyor. Aynı hedefi dayayı gerçekleştirmek için canını ortaya koyuyor. Buradaki insanlar arasında bir yakınlık oluşuyor. İster istemez. Bunu ne yapacağız? Bu ileride belki önümüze bir problem olarak çıkacak. Bu noktaya zaman içerisinde daha soğuklandırılıklarla tabi olayın içinde bulunan bizzat bir olayı yaşayan insanların da kanaatleriyle, tespitleriyle birlikte bir şey söylemek gerekecek.
Ala küllaha şu aşamada önemli olan İsrail'in dokunulmazlığının ihlal edilmiş olması. İsrail'in dokunulabilir bir devlet olduğunun tamamen sivil bir irade tarafından ortaya konulmuş olması. Bu büyük bozuldu, bu tılsım bozuldu. 1967'de 6 gün savaşlarında bilmem kaç tane Arap devletinin yapamadığı işi bir yemindeki silahsız insanlar yaptı. Ve İsrail, işte hocam birazdan söyleyeceğim, çok açık biçimde İsrail'in en iyi yetişmiş insanları, komandoları açık biçimde bir korku ve tedirginlik içerisinde iniyorlar kendileri. Son model silahlar var, son tekniklerle eğitilmiş askerler, sivil ve tamamen savunmasız silahsız insanlar karşısında bir tedirginlik, bir ürkeklik, bir korku hali yaşıyorlar. Bu İsrail tılsımının büyüsünün bozulduğunu gösteriyor ve sivil irade tarafından bozulduğunu gösteriyor. Ben sözü çok fazla uzatmayacağım. Birkaç tespit halinde önemli gördüğüm hususları özetleyip sözümü Hulusi Hocam'a vereceğim. Birincisi ve en önemlisi şu, bu ümmet iradesini ortaya koyduğu zaman, birlikte hareket ettiği zaman Allah Teala bu ümmetin önünü açıyor. Bu en önemli. Belki farkındayız, belki değiliz. Bulunduğumuz yerler itibariyle hepimizin mutlak doğrunun bir boyutunu yansıtan doğruları var hepimiz. Ama o mutlak doğru etrafında fiili bir bütünleşme gösterdiğimiz zaman, böyle bir iradeyi ortaya koyduğumuz zaman Allah Teala bu ümmetin önünü açıyor. Bu bir. İkincisi, bizler tatlı Müslümanlarıyız. Bizden önceki nesiller, onlardan önceki nesiller Kurtuluş Savaşı vesaire ortamlarında yaşadılar. Fiili mücadelenin, fiili direnmenin özneleri oldular. Fakat biz bugüne kadar doğru dürüst böyle bir imtihandan geçmedik. Tatlısı Müslümanlar derken bunu kastediyorum. Şehirli Müslümanlarız bizler. Ellerimiz toprağa yakışmıyor, ellerimiz silaha yakışmıyor. Slogan atıyoruz, yazıyoruz, konuşuyoruz ama icraata gelince böyle bir tecrübemiz de yok. Hep söylerler, şehit kanında bereket vardır diye. Evet, şehit kanında gerçekten bereket vardır. Şehit kanı toprağa düştüğü zaman Allah Teala'nın merhamet ilahiyeti, rahmet ilahiyeti, müsret ilahiyeti gayrete geliyor. Sema kapıları açılıyor ve Allah Teala birimize 700, birimize 7000 veriyor. Bir buçuk gayretin kocaman karşılıkları oluyor, devasa yapıları oluyor. O zaman bu da tabii modernitenin getirdiği bir şey. Masa başında oturup konuşmak, tartışmak, teori üretmek, nazariyatla sınırlı bir Müslümanla politik kırmak, fiiliyata döktüğünüz zaman neticesi hasıl oluyor. Bunu dengesi içinde, ölçüleri içinde ve planlı biçimde yapmak lazım. Bu ümmetin kanaat önderi durumunda, önünde bulunan insanların bu noktada irade koyması gerekiyor. Bu noktada ortak bir tavır benimsemesi ve bu doğrultuda istikamette yürümesi gerekiyor. Üçüncü husus, dünyada gerçek anlamda bir zulüm sistemi var. Küresel bir zulüm ve sömürü sistemi var. Bu küresel sisteme yerel, lokal tepkiler var. Şu anda bu Ümmet-i Muhammed'in ortaya koyacağı iradeyle. Bu söylediğim şey bir temenni değil, vakanın bizzat kendisi. Ümmet-i Muhammed bu işin lokomotifliğini üstlenirse, olması gerektiği gibi, o iradeyi gösterirse, bütün dünyanın mazlumları, mağdurları zulme karşı ortak bir tavır geliştirebilecek. Bunu yapabilecek olan, bunun dinamiklerine ve potansiyeline sahip olan Ümmet-i Muhammed. Yeter ki suni gündemlerin bizi ayrıştırmasına izin vermeden, yapma sentetik duvarların bizi bölmesine izin vermeden, bu işi en azından zihnimizde düşünerek, zihnimizde kardeş olduğumuz hadisesini diri tutarak, canlı tutarak hareket edebiliriz. Zira biz bölündükçe, biz parça parça yapılar halinde yürüdükçe,
asli misyonumuzu olması gerektiği biçimde yerine getiremiyoruz. Evet, bir şeyler oluyor. Her adımımızın, her çabamızın bir neticesi oluyor. Ama olması gerektiği ölçüde oluyor mu? Olmuyor. Bizi buluşturan en temel, en önemli zemin, o zemin çok önemli. Emperyalizme başkaldırır, zulme itiraz falan filan bunlar değil. Bunlar için görünen lokal kısımları, boyutları, en temel zeminimiz bu ümmetin insanlık için ortaya çıkarılmış en kayıtlı ümmet olması, mağrufu emredip münkeri nehyetmesi hususi. Bu bir sistem içindir, bu bir tecrübe içindir, birikim içindir, medeniyet içindir ve her şeyden ötesi, önemlisi inanç içindir. Burada bunun somut bir nüvesini gördük, çok küçük bir adımını gördük ama çok büyük yaptırıları oldu dediğim gibi. İnşallah bundan sonrası da bilinçli planlı programını soğukkanlı biçimde tasarlanır, öngörülür ve icra edilir. Ben sizin bu hususunda tekrar baş başa bırakacağım. Hocama tekrar hoş geldin diyorum. Allah ecrini versin diyorum. Onun bereketini hem ellerinde müşterek olsun diyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Teşekkür Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Buradan da iletiştim. Çünkü soracaklarım var. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sözün başında Allah'a hamd ediyorum. Şundan dolayı böyle bir güzel ortamın, ortamda benim müşerref olduğundan dolayı. Gerçekten yani ülkenin ortamı, içinde bulunduğumuz atmosfer. Belki yani görüntülerde gördüğünüz o basının tabiriyle dehşet falan dedikleri o kadar hamdolsun birbirine için dehşet değil de bilakis rahmetiniz buna inanıyoruz yani. Onun için bu hususta Allah Subhanahu ve Teala hamd etmen fazladır. İkinci husus İran'a bu kuruluşa gerçekten bir teşekkür borcumuzun olduğuna inanıyorum. Müslümanların tamamen ahiretin kendi hayatlarından tadı çıkarttıkları bir ortamda tabiri caizse hepimizin gözünün içine sokarcasına ahireti tutar. Ve hatırlatırken korku taraf değil. Bilakis teşvik ederek bilakis bizlere şartlar korunan acayip yaptı bunu. Çünkü sivil bir korku olarak bu geldi. Bundan sonra ise şehitlerimize sıra geliyor. Şehitlerimizin hepsini rahmetle anıyorum. Rabbim hepsinin şehadetini kabul eylesin. Gerçekten eğer şehitler sıralaması yapılırsa ben bunları şahsen ilk sırada görüyorum. Yani çağımızda Afgan cihazlarına dahil ben bunları. Çünkü bunlar tamamen savunmasız. Ellerinde hiçbir silah yok. Tek gayeleri 1,5 milyon ve bütün Filistin'deki Müslüman kardeşlerinin tercümanı olabilmenin gayesiyle yola çıkmışlardı. Mesajları sadece onlara değildi. Mesajları bütün dünyaydı. Mazlumun yanında yer alan bütün insanlaraydı. Nitekim Cemile gördüğünüz 200-250 arası gayrimüslimde bunun bir şahit yani. Şuna dolayı dedim, onlar gerçekten ilk sıraya girecek şehitlerdi. Çünkü karşılarındaki düşman ilk başta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan uyanan Müslümanların baş düşmanı. İkincisi tam donanımlı. Her türlü dünyevi maddi imkanı olduğu. Düşünün yani her askerin üzerinde 3 tane silah var. Yani elinin ulaştığı her yerde bir silah var. Elinde bir silah, şurası da bir silah, yeri düşerse dizinde bir silah var. Yani her askerde 3 tane silah var. Ve siz bu insanlara karşı gemideki alınan karar ise şu, hiç kimseyi öldürmeyeceksiniz.
Yani elinize öldürmek imkan geçse bile dinletmek, öldürmek yok. Siz bu niyetle yani tamamen nefsini davranıyor üzerinde. Bundan dolayı yani bu şehitler gerçekten ilk sıraya gelecek, ilk sıraya gelecekler içerisinde. Rabbim her sırrı yani makamları ifade eylesin. İnşallah şehitler zümresinin içerisinde de bundan da tabii yani niyetler şehitler ama inşallah şehittir. Yani bu şehitlerle ilgili tabii bir tanesi benim komşumdu. Onlar için biraz daha böyle insanın asli hal içerisinde olduğu insanlar olunca biraz daha yakinen tanıma şeyini soruyor. Bir de şehadetin orada tamamen bir nasip meselesi olduğunu görüyor. Mesela şehit olan Cevdet kardeşimiz 33-34 yaşlarındaydı. Geminin en korunaklı yerindeydi. Çünkü basın koordinatörüydü. Ve bu arkadaşa bir İsrail askerinin ulaşabilmesi imkanı geminin tamamen teslim alınmasından sonra olabilir. Fakat Rabbim şehadeti nasip edince o esnada bir sıkıntı oluyor. Onun bir yerden bir yere geçmesi lazım. Yani internet bir sıkıntı oluyor. Canlı yayın bir sıkıntı oluyor. Onun oradan zaten bir yere geçmesi gerekiyor. Ve o sırada geçerken de elinde fotoğraf makinesi var. Bir iki fotoğraf da çekmeye yazdım geçerken. Ve o sırada bir metre yakından alnından vuruyor. Ama diğer taraftan ilk inen askere karşı muhabbet edilen arkadaşların şehit olmadığını gördük. Yani bu nasip meselesi. Rabbim tekrar şahitlerim kabul etsin inşallah. Biz de oranın şefaatlerine ait olsun. Tabi bu meseleye gelirsek eğer İHA'nın bu çalışması tamamen zemin olarak meşru bir zeminde insani yardım noktasında insanları dikkatini Gazze'de olan drama çekmektir. Tek hedef buydu yani. Gazze'yi 4 yıldır olan bir ambargo var Afrika var. Bu ambargonun kalkması için dünyanın bundan bir güce haberdar olması lazım. Ya da en azından haberliyordu dememesi için işine göstermeniz gerekir. Bir kanıt göstermeniz gerekir. Ya da bunu yaptı. Çünkü 4 yıldır değil. Oraya silah, top, tüfek, oraya bir çikolatanın bile girmesi yasak. Böyle bir ambargo düşünüyor. Yani bir çocuğun orada suç var. Onun çikolatasının doldurmasını, girmemesini nasıl şey edebilirsin, engelleyebilirsin? İşte medeni dediğimiz bu batı buraya çok rahat bir şekilde göz yumabiliyor. Bu meseleyi gündemine almayabiliyor. Ama diğer taraftan iki tane İngiliz İran'da tutuklandığı vakit İngiliz hükümet ben bunu savaş sebebi sayarım ve İran'da çıkartma yaparım diye tehditler bulunabiliyor. Tabii şunu da bilmemiz lazım. Kesinlikle Filistin ve İsrail ayrı bir devlet bizim nezdimizde. Yani iki ayrı otorite şey olarak resmi manada. Yani İsrail işte orada Filistin toprağı yoktur. Bunlar bizim vatandaşımızdır. Dolayısıyla siz oraya gidemezsiniz gibi izlerken üstüne söylediler. Bunu onun için söylüyorum tasiriye falan noktasında. İsrail'in meseleye bakışı tamamen kendi tezlerini kuvvetlendirme noktasında yani. İHA bunu bir sivil toplum kuruluşu olarak yapıp bunu da en güzel şekilde yapmaya gayret etti. Bundan dolayı da kapısını bütün katılımcılara açtı. Yani tüm katılımcılara dünyadan olsun yaklaşık 8 kişinin katıldığı bir hareket oldu. Tabii gemideki arkadaşların her birisinin ayrı bir dünyası vardı. Her birisinin ayrı bir düşüncesi de vardı. Ama orada biz hiçbir şeye şahit olmadık. Yani düşünün biz 6-7 gün beraber görüşme yaptık. Bir yolculuk içerisinde
hiçbir tartışmaya, hiçbir kavgaya şahit olmadı. Bu şunu gösteriyor bize, biz amel edersek eğer Rabbim ve bereketiyle aramızdaki aslında ihtilafları kaldırıyor. Bakın amel durdu, yine ihtilaflar başladı. Amerika'da bir farklı ve bir çatlak sesiyle duyduk yani maalesef. İslam ibadetlerimiz gerekir iken bu hayır ve bereketi gündemimize koyan hareket bir Müslüman tarafından yaralandı yani. Bu da Müslüman garip bir taraf. Tabi yani uluslararası bir hukuk var. Bu uluslararası hukuk içerisinde sizin de kendinizi sağlıklı bir zemine oturtmanız için tamamen söylemleriniz, yaklaşımınız meşgul daire içerisinde olması gerekiyor. İHA'da mümkün mertebe buna dikkat etti. Yani bunda hiç kimse bu kadar İHA'yı suçlayma gibi bir lüks olamaz. İHA yani eğer niyeti farklı bir şey olsaydı çok yapacak farklı bir şey de vardı. Emin olun eğer isteseydim esir alınan 10 tane askerden alınan 3'er tane silah, ben 30 tane silah veriyorum. Emin olun o her silahında 2'er tane asker vurulabilirdi. Çünkü onlar yukarıdan aşağı iniyor ya da aşağıdan yukarı çıkmaya çalışıyor. Şimdi adam size silah doğrultmuş, siz adama boş gaz, boş soda şişesi fırlatıyorsunuz. Dokuşu ısırıyor, elinizdeki telefonu fırlatıyorsunuz. Yani niyet tamamen bu hususta yapılanlar tamamen meşru üzerinde yapıldı. Sadece insanların dikkati Gazze'ye ve Gazze'de yapılan bu insanın dışı muameleye çekmekti yani. Hamdolsun biz tabii Türkiye'ye döndükten sonra yani önceden haberimiz yoktu bu kadar infialin olduğunda. Biz buraya döndükten sonra infialin nasıl olduğunu gördük ve hamdolsun yani yapılan eylemin, yani yapılan bu hareketin hedefini bulduğunu, hatta hedefinin şehitlerimizin kanı ve bereketlendiğini ciddi manada gördük yani. Sohbaların herkese taşlarına, burada din, yani işte artık o söylenen şeyleri ben pek tasvip etmiyorum yani tartışılır, normal anlam gibi. Fakat buralar bile artık sokağa yansıdığını yani gördük, okuduk, takımını uçakla yiyince, gazeteleri görünce hepimiz aslında bir bedel vermediğimiz ama Rabbim bu ameli bereketlendiğine şahit olduk yani. Çünkü Filistinli kardeşlerimiz 40 yıldır, 50 yıldır bu mücadeleyi veriyor ve onların şehitlerinin sayısı yok, gördükleri kötü muamelenin haddi hesabı yok, kadınların çektiği işkencenin en olay insani muamelenin tecavüzlerinin haddi hesabı yok. Yani düşünün, biz farklı bir ülkenin vatandaşları olarak oradaydık. Bize bile erkek ve kadın dahil olarak da tacizde bulunduğu insanlar. Yani psikolojik tamamen bozuk bir oldu. Araba diyor, bir adamın yapmadığı şey kalmıyor yani. Hatta en sonunda bir bazı bir Türk gazeteci bayağı bir gazeteci demiş. Bunlar bizim edemedik her taraftan kalmadı diye isyan etti yani. Bunu televizyonda söylediler. O şey tamamen psikolojik bozuk bir askerle karşı karşıyasınız ve bunların yapmayacak hiçbir şey olmadığını bir fil gördük yani. Yaralı arkadaşları işkenceyle şehit ettiklerini gördük. Ben en üstteyim, güvenliyim yani. Bu orayı yani yanındayım yani şey olarak. Dolayısıyla yani buradaki olan bu hadiseler, İsrail bugün işte dediği gibi bilgilendirme yapması, medya gibi yok efendim olay şöyle değil de şöyle gelişti gibi mazeretleri sürmesin tamamen gibi çok komik değil mi bir ifadesi yani. Evet, tamamen. Tabii yola çıktık. Buradan cumartesi günü diyorsunuz, gemileri yola geçmiştik. Yani ben bilgileri kesin değildi aslında. Yani kesin olmaması tabii bizim de arada bir durumdu. Daha sonra ise kesinleşince işte işlemleri başlattım. Yani pazartesi gemi hareket etmiş cumartesi günü ben gideceğim cumartesi günü şey pazartesi günü ben olacaktı. Neyse tabii yolcular Antalya'dan gemiye
Arnavutay için 3 günlük bir süremiz vardı. O süre içerisinde biz Antalya'ya pazartesi günü işte 6-5 ayda geçtik. Antalya'da Kepez Belediyesi yani aktivistlere bir salon ayarlamış. Hem orada programı yaptım hem de ne kadar başlamış bir hata edebilirsiniz. Ve çeşitli işte çay, çünkü niyetimiz o gece hayal edilmek yani. Kalırsa da çeşitli işte oteller falan ayarlamış kalmanın için. Fırsat sen işte Vadi İsmail Çetin Hoca'yı da gördünüz. Evet. Bu da işte onun seferi bir bereketi oldu. Ben şahsen İsmail Hoca'yı da bu arada tanıdım. Çok geç tanıdım. Çok yani hayırlandım bu noktada. Keşke hocam daha önce götürmüş olsaydı. Çünkü 2 yıl önce bir programımız var. Ama nasip olmadı. İsmail Çetin Hoca normal bir hoca çok güzel değil yani. Yeni geldi Celal Beren, aynı zamanda günün şartlarında müdürlük, hakim sadece bizim doğumdaki hoca etimler gibi değil yani sadece medresinde oturup derslerin değil yani. Kalkanlarda bir gündemden haberler olan birisi yani, daha doğrusu günün müdürlük bir şeyde. Hatta biz işte böyle bir yolculuk için çıktığımızı söyleyince, hoca efendim hasta veya, ben bir hasta yani. Hatta bizimle konuşurken bile iki tane burun burnunda oksijen veriyor yani adam hasta yani. Biz işte oraya gideceğimi söyleyince o kardeşlerimize yardım etmek arzdır. Siz şu anda bir bazı yerine getiriyorsunuz. Bizi de mesuliyetten bizim dediğimiz çok da fazla iş oluyorsunuz yani. Onun için o kardeşlerimizin mutlaka yanında olmanın gerektiğini, mutlaka onun gündemimizde durum gerektiğini ve Müslümanların en büyük ve tek düşmanın Yahudi olduğunu bize söyledi yani. Tarih boyunca bu böyle olmuştur. Allah Resulü'nden bu yani. Yani. Yani onu görmüş olmak gerçekten ayrı bir ayrıcalık oldu senin için. Hatta bir arkadaş var yanımda. Ben dedi sanki İskil Batif Hoca Efendi kalkmış, oturmuş bizimle konuşuyor gibi. Hayat-ı Ruhiye'ye girdi dedi yani. Demek ki neyse bugün. İsmail Çetin deyince anlaşılmayabilir. İsmail Çetin Hoca. İsmail Çetin Hoca Efendi Antalya'da. Aslında yer orada Çevik'in geldi. Hazırlı. Biliyor muyuz bunu bana? Şöyle bilmeyen bir isim de geldi. 39-40 tane eseri olan, 6-7 tane Arapça eseri olan, yani bilmesi gerekenlerin bildiği bir isim aslında. Ya da ben biliyorsam tabi, artık herkes ben bilmiyorum. Tabi Kepez'deki salonu biraz paylaşmak istiyorum doğrusu. Gerçekten insanlar bir hedefe kilitlenirse vakit yapmayacakları hiçbir şey yok. Yani bunu yani Müslüman ve gayrimüslim gizemliğe beraber zikretmek istememek birlikte. Çünkü onlardan da bizden birisi İsrail zindanlarında yani bizden birisi alındığı vakit Yunanlıların nasıl tepki verdiğini gördük. Yani adam işkence görmeye razı olmamayı göze alarak askerin üzerine atıyordu yani. Yani orada herkes bir hedefi kilitlenmişti. O hedefi gerçekleştirmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdı. Tabi bizim başımızda bir ilahi arkadaşlar, yeni ilahi eden arkadaşlar. Biz kendimizi bir hedef alalım. Kamuoyunda bizi haksız kılacak hiçbir şeye teşebbüs etmeyelim. Yani orada ferdi bir hareket belki bütün bu gibideki arkadaşlarımızın hedeflediği şeye gölge düşürebilir. Buna dikkat edilmen mümkün. Mesela
münferit olarak içerisinde bilmem ne uyardı araya geldi. O Kepez spor salonunda tabi her akşam bir program oluyordu. Biz orada normalde aynı gece devam edecektik. Fakat Avrupa'dan gelecek kimleri beklememiz gerekiyordu. Bir de bir yerinde bir sıkıntı olmuş, yani bir arıza olmuş, bazen gidememiz gerekiyordu. Çünkü bizim yerimiz bütün gemilerin aynı anda hareket etmesi gerekiyordu. Tabi fırsat oldu. Bu arada bizim için de şöyle iyi oldu yani. Bütün bizim orada her saat kalmamız gündemi bir saat daha girmemiz demekti yani. Üç gün orada kalmamız bizim Türkiye'de daha çok gündeme girmemize vesile oldu. Yani biz diyelim ki Antalya'dan çıksaydık geri gitseydik 48 saat gibi bir süre olacaktı. Tabi bunun 30 saat mi girebilecektik çalışma çünkü 30 saatten sonra çıkıyor. Dolayısıyla 30 saat içerisinde siz dünyayı kendinizden de ifade edebilirsiniz. O da hamdolsun ayrı bir bereket oldu yani. Orada çeşitli programlar yapılıyor. Herkes katılıyor buna. İlahi söylüyor, bakıyorsunuz gibi işte diyelim ki yine bu Avrupa gelmiş olan size iştirak ediyor. Yani böyle bir aynı hedefe kilitlenmenin verdiği bir psikolojik durum herhalde. Yani ciddi bir kardeşlik ortamı. Yani gerçekten amel edildiği vakit kardeşliğin de ciddi manada tesis edildiği. Hatta orada yani sahabenin arasındaki ihtilafın onların kardeşliğine niçin mani olmadığını aslında biraz da görme şansı elde ediyorsunuz. Çünkü insanlar farklı bir hedefe kilitlenmiş. İslam'ı yaşamaya kilitlenmiş sahabe için. Yani buradakiler için ise Gazze'ye gitmeye hedeflenmek yani. Tabi bu bizim için bir ibadet. Bir gayrimüslim için bir aktivite olabilir yani. Yani bir mazmuyunda yararlanmak olabilir. Ama bir Müslüman için bu bir ibadet yani. Bunu böyle bakıyorum. Dolayısıyla o hedefe, o ibadeti kilitlendiğiniz vakit aslında diğer o ufak şehirlerin, diğer meselelerin teferruat olduğunu görüyorsunuz yani. Tabi bunlar da itikadı sarpmamak kaydı yani. Hani o işte efendim Avrupa'da yanımızdaydı, dolayısıyla onlarda kurtuldu gibi bir anlayış buradan yani istinbat edilmesi. Böyle bir düşüncemiz de yok. Zaten hocam da hassasıyla gündemde duruyor. Bunlar kendi düşüncelerine göre insani bir görev yapıyorlar. Resulullah'ın döneminde de bunlar vardı Aleyhisselatü Vesselam'ın. Hatta Resulullah gelmeden de Aleyhisselatü Vesselam gelmeden de müşrikler arasında böyle çalışmaların olduğunu, zalimin karşısında mazlumun yanında yer alan insanların olduğunu biliyoruz yani. Sadece bu mesele değil. Kerem'de de böyledir, İkram'da da böyledir, yardımseverlik de böyledir. Bu insani bir tepki yani. Onlar ki insani bir tepki. Bizimki ise İslami bir tepki. Ya da dini bir kaygıyla biz oradaymış. Daha doğrusu bizim orada olmamız gerektiğine inandık. Bu yani eğer bütün Müslümanların Gazze meselesine sahip çıkması meselesi ise burada Darül Hikmen'in de mutlaka yer alması gerektiği şuurla biz tercih ettim. Ve hamdolsun bunun isabet olduğunu da müşahede ettik yani. Çünkü ülkemizde tanıştığımız insanların tabii ki her birisinin geldiği bir yer var. İşte orada çeşitli alimler sohbet ediyor. Bu sohbetler Arapça, İngilizce tercüme ediyor anında yani. Raid Salam, yani meşhur davetçi, aynı zamanda Filistin'in tanınan, bilinen bir ismi, Kudüs'ün Mescid-i Aksa'yla ilgilenen, yani kendisini münafere etmiş bir isim. Hatta İsrail'de uzay hapis cezası almasına rağmen, bunu da göze alarak yani, tek bizim de kendiliği yani, o gecenin şeydeki tepesinde baş konuşmasına şahit oldu. Çok rahat insanlar. Yani insanların arkası Rableri de sağlam olunca orada bir rahatlık da bir huzur görüyorsunuz yani. Bu huzur arkadaşlar işte rahat etme huzuru değil ama dini yaşaman bir izzeti yani adamın önüne ölüm yapsa bile o mütevessim bir nuş içerisinde. Yani bu böyle bir şey. Yani yoksa hani rahmetin işte dünyevi manada işte efendim iyi bir ev, iyi bir araba şekli değil de çünkü rahmetin rahmet olarak gönderilen Peygamber'in hayatında özellikle Medine döneminde 10 tane büyük
18 tane de küçük seri olmakla birlikte müşterimizdir. Devamlı izler gösteren her 3-4 ayda bir tane Gazze'ye yani bir büyük savaşa çıkıyor yani. Bizim aklımızda böyle bir rahmet yok. Nereye göre rahmet? Ya şimdi yeterli oturacaksın. Başakşehir'de. Hayır, bir araba duracak, bir araba duracak. Bizdeki rahmet anlayışı bir şekilde olmuş yani. Hani rahmetin ahirete yönelik bir şey olur biz şu anda daha kestiremiyoruz yani. Tabii gemilerin tamiri falan bitti. Arkadaşlar da, Avrupa'nın arkadaşlar da gelince Perşembe günü akşam bizim ufak ufak gemileri aldılar. Tabii Antalya bildiğimiz bir yer. Buna rağmen Antalya'da bir konvoy oldu. Bilmiyorum biz ne görürüz ama gerçekten ciddi bir iştirak oldu. İnsanlardan ciddi bir katılım oldu. Yani tabi bunu insanlar soruyor yani. Ciddi manada insanlar da bir itiraz koyuyorsunuz. Yani adam bakıyor bunu nereye bayağı bilmem insanlar. Yani tebliğe de ciddi manada yani. Demek ki işte davete de ciddi manada bir zemin. Yani daha gitmeden hamdolsun bu bereketi başka bir yer. Ciddi bir konvoy oldu, ciddi bir kalabalık oldu. Bizi yolcaktılar. Artık yavaş yavaş geminin içerisindeyiz. Tabii yerleşme 600-700 kişinin yerleşmesi bayağı bir zaman aldı. Akşam 5 gibi işte hareket ettim. Temin oldu. Gece 12.30 gibi hareket ettim. Antalya bize yol etmeye Anadolu'nun çeşitli yerlerinden insanlar araçlarıyla gelmişler. Ciddi bir katkı var yani. Onu da ifade etmek lazım. Çünkü bu hareketler tek başına gittikleri vakit ciddi bir hani o kamuoyu arkasında olmadığı için kendi başına hani bir getirisi veya getirisi az olma noktasında yani. Dolayısıyla ciddi bir uyarıcı sebep oluyor bu anda. Gemi binmişti. Gemi tabi herkesin 1050 kişilik bir gemiydi. 600-650 kişilik bir yolculuk şey var yani. İştirak edilen vardı. Herkes yerleşti işte. 3'er 5'er yerler zaten bölünmüş yani tasfiye edilmiş. Karşı tabi öyle bir ayrıcalık yok yani işte. Sadece bayanların kısmı ayrılmış. Gerisi yani Aras, Türk, İngiliz genelde karışık yani. Oturuyor. Bir de basının yeri ayrıydı. Yani basının yerinin ayrı olması da normal yeri. Çünkü insanlar her zaman internet sitelerinden canlı yayını yapıyor. Sonra bir haber gönderiyorlar. Böyle ufaklıklar var. Ona bir yer ayrıydı. Gerisi geri herkes birbirini görebiliyordu. Geminin içerisinde çok farklı insanlar vardı. Mesela bizimle birlikte bir İsrail milletvekili vardı. Arap Asad. Bayan. Bize Antalya'dan ta İsrail limanına kadar bize yardım etti yani. Nasıl yapalım diye bir işte bütün tecrübeler bizimle paylaştık yani. Sağ olsun. İkincisi bir 89 yaşında bir eski Filistinli kardeş, psikoposyonu dedikleri bir kapı içi gibi bir adam, bir papaz var yani. Onun da hikayesi çok enteresan. Bu adam yıllar önce orada bu görevini yaparken mücahitleri kendi özel arabasında silah gönderirken yakalanıyor. Hani biliyorsunuz din adamlarının araçlar şuna ne kadar daha törelere gidiyor. Yakalanınca da bir İsrail ona 12 yıl ceza veriyor. Vatikan devreye giriyor. Vatikan devreye gittikten sonra bu
ceza 12 yıla 4 yıla düşüyor. Fatura bir daha. İsrail diyor. Yani orada İsrail diyor. Biz Filistin toprağından bir daha dönmeyeceksin diyor onlar. Dönersen bu 8 yılı da yatarsın. Yani o 4 yılı 12 yıla tamamlarsın. Buna rağmen o 89 yaşındaki adam o gemiye işte yani geldi. Hatta benim kendisiyle konuştum. Böyle görüşlerini aldım, düşüncelerini aldım, kaydettim ama bunların hepsi tabii bizim tüm işlerimizde okumayı için hükmet alabilirse biz de burada kullanacağız yani. Adam şu benim annem yani bu durumun yani nasıl bu yaşımızda ne gerek var diye kendimizi ya böyle bir doğru yürüyorsun. Önümüzde 8 yıl bir hapis hayatı var. İşte bu hapis normal bir hapis değil. İsrail zindanları. Çünkü gerçekten mağdurları çok. Yani bunu bir gün yaşadık. Yani. 3 gün onların o şeylerini de kaldı. Bir baba o diyor yani. Bir baba diyor çoğlarını tekeledim diyor. Benim çocuklarım orada diyor. Üzerinden top tüfek yaptıracağım. Her türlü insani haklarından diyor. Ne bileyim. Ben bir gün Avrupa'da oturuyorum. Bir babaya sorun yani. Eğer bir baba buna razıysa ben de razı olurum yani. Adam bu duyguyla hareket ediyor yani. Bu şekilde yola çıkıyor. Hatta ben görmedim dün aşağıda dışarıda konuşurken. Görüntüler gelmiş. Benim görüntülerimi görmedim yani. Hatta belki siz benden daha çok bilgi sahibisiniz. Gemide ne oldu dışarıdan. Bakın bakayım haberlerin akışı çünkü. Bizim yani orada bir bölgeyi görüyoruz. Ben askeri zor bölgenin içinden çıkmaya da müsaade etmiyor yani. Son saldırı olduğu gece arkadaşlarla birlikte namaza duruyor. Şey yapmamışlar. Neyse geminin içerisinde artık yerleştik. Yavaş yavaş herkes paylaşıyor, tanışıyor. Yani her yerden yani şimdi geminin içerisinde 35 tane millet bekliyorlardı. Daha sonra bu sayı 50'ye çıktı. 15 tane Avrupa'da milletvekili 10 tane Cezayir'de, 2 tane Mısır'da, divan üstünde yani 2 tane milletvekili vardı. Yunanistan'dan vardı kaç tane. Yani toplam işte 35 ayı da arası rakam bir bölüm ya. O şu arada bunu söylüyordu. Tabii gemide siz insanlarla kaynaştıkça yeni şeyler de görüyorsunuz. İnsanlar dışına çıktı. Mesela Lübnan'dan bir ara bir gemiye Gazze'ye götürmek isteyen bir Lübnan'ın bir Müslüman. O da gemiye işler demişti. 70 yaşlarında falan yani ama baba yiğitliyor, iri yer birisi. O gemiyi götürürken de büyük bir mücadeleyle götürmüş. Yani gemiyi götürdüğü vakit İsrail'e bunu götürmeye çalışmış. O da tamam demiş, ben geliyorum dedi. Yani geminin ortasını değiştiriyorum, İsrail çevirmiş. İsrail limana yaklaşır gibi tekrar yoluna devam ediyor. Tabi o sırada bir üzerinden bir uçakları uçurdular yani. Ondan sonra geminin komandörüne indirdiler diyor. Tabi de teslim aldılar yani. Daha sonra da Birleşmiş Milletler de yapmam geliyor. Bırakıyorlar bunları. Bu adam, yani burada benim üzerimde 20 tane asker benim üzerimde zıpladı ya. Kendine haddi hesabı yok. Bu adam böyle bir gemi var, ben böyle bir fırsatı kaçırmam lazım diye bir gemi işte giderlerdi. Ve bu adam bizim gemide yine yüz yüze çarpıştı. Ben onu en son seriyle gördüm. Seni doğru götürürken tabiyelerimizi bağlamışlar. Böyle bütün gemiye sahi getirince bütün insanların ödenmişlerken işte, kemçelikten sonra artık yaralıları işte şehitlerimizi taşımaya başladılar. O anda benim gördüm yani seni de şuradan aşağısı tamamen yani omuzlardan aşağısı tamamen sarı bir şekilde. Çünkü iki daha orada yapıyor zaten. Diğer büyük bir mücadele vererek hamdolsun. Yani böyle kahramanlar, böyle hayatlarında farklı noktalar olan insanlar da kendine var.
Birbirine tabi tamamen böyle bir kardeşlik ortamı var. Yemin içine sıkıntı sıkıntı yaptı. Diğer için. Yani ilk 5 gün yani 5 yıldızlı bir otelde seyahat ettik, onu söyleyebilirim. Hatta bir hatta en son bir mail attım dedim. Arkadaşlara okumuşlar, bunlar bir tatile gittiğinde gibi bir tarafı yadırmıştı evine. Tabii onu belirledik arkadaşlar. Gecikmeden, aynı akşam operasyon oldu yani. Gemide her gece yani saat 3'te teheccüd namazına kalkacak. Teheccüde uzun sonra yatardık. Uzun bir duada yatıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın savaşları her şekilde. İnsana geç dedim. Yani değil yani o manada. İşte diğer hoca efendiler var. Onlar bir kadri şehri var mesela 80 yaşında. Kadri şehri. O da yerin içerisindeydi. Tanıdığımız bazı eserler de vardı. Ahmet Farar abi var, Mustafa Kardeşan vardı. Hakan Bayram bu isimler. Tabi bunlar da hani cemiyet altında tanıdıkları için biraz daha insanları toprağa binmeye, diyelim ki onları da onları da canlı tutma şeyler oluyor. Böyle bir faydası da oluyor yani. Burada en önemlisi bir aşırı konuşmaya, işte insanlar burada bu aktiflere var. Bütün bu şeyler, bütün gider tecrübe gider. Yani hepsi çünkü bunları dinliyor bu arada. Yolculuk ne kadar sürdü o müdahaleye kadar? Müdahale kadar biz Perşembe günü yola çıktık. Akşam Cuma, Cumartesi kadar bu saatlisi. 5 gün sürdü hocam. 5 gün. O 5 gün içerisinde gemide yaşananları en azından hafızanda vardır. Onları bir kayda alarak, yazıya dökerek siteye istiyoruz onları. Bu yaşadıkların önemli ama o gemideki şeyler, o detaylar, o 5 gün içerisinde beş gün içerisinde yaşananlarca çok önemli. Onları, o detayları mutlaka istiyoruz. Liseye bakacak bir yorumlar. Ama zannediyorum burada o müdahale sırası ve sonrası Türkiye'ye dönene kadar neler yaşandı? Evet. Onu duymak istiyorum. Allah razı olsun. Tabii ben yani bunu hani o ortamın o mukavemetlerdeki o savunma geri planda o kadar görmeniz gerekmiş nasıl yazın. Değilmek istedim mi? Evet. Tabii biz bunun günler içerisinde yani gemide hiç kimse birinden ayrı gayet değil. Basın toplantısı yapılsa bile herkesin haberi oluyor. Bildiriliyor. İlk günde bir, üç gün yani her gün hemen bir mesaj veriyoruz yani. Sizinize takip ediyorsunuz. Sonra da biz 2 gün Akdeniz'in açıklarında Kıbrıs'ın güneyinde, Elbil güneyinde 2 gün orada durduk. Bu İran'da gelen gemiyi bekliyordum. Tabi bu sürenin uzaması mesajın daha çok yayılmasına sebep oluyor. Hatta bizim niyetimizde Mısır karakterine gitsek orada bir 2 gün belki beklemeyi bir can devreye sokmayı düşünüyordum. Yani dünya kamuoyu biraz daha İsrail zorlasın. Yani bizim yani o 90 milde bize müdahale edeceğini zaten hiç beklemiyorduk. Şunu böyle beklemiyoruz. Bu çünkü İsrail tamamen haksız konu düşecek bir şey. Yani İsrail de o kadar herhalde bir basireti bağlanmaz yani. Ya da her şurada sizin manşetiyle bu kadar aptallık olmaz diye yani. Fakat oldu. Yani biz yola çıkıyoruz. Bu akşam 10.30'da bir normal şey, basın toplantısı düzenlendi. Biz yola çıkıyoruz dememiz de onlar operasyonu başlattılar. Çünkü saat 11 gibi biz güvertteyken bunların ışıkları gördük. Yani etrafımızı böyle uzaklaşıyor, ufukta görebileceği şekilde
Görüyorsunuz geminin yanında ışığı var yani. Bu gece karanlığında orada bir kanun sayısı görüyorsunuz. Etrafımızın böyle üç ışık böyle sarıldığını görüyoruz. Bakın uzakta yani. Sadece ışık görünüyor. Bakın ışıklar sönüyor. Yani bizim projektör tutuyor olarak. Onlar da yetkili insanlar bilmiyor. Bir haber işine var. Onun tek talepleri de yani bizim kararlı olduğumuzu, yani gerçekten gitme niyetinde olduğumuzu, onlar o akşam demek ki yani idrak ettikleri anlarında. Yani biz o akşam doğrusu operasyon beklemiyoruz. Yani çünkü daha şeydeyiz, uluslararası karşı sıradayız. Yani uluslararası sıradayız. Yani mümkün değil. Yani diyoruz bu mümkün olması mümkün değil. Bu tabi genel kanat. Bu genel kanat yani. Fakat benim şahsi görüşüm ve arkadaşlarım bu akşam daha olacak. Yani ben de benim beklediğim içerisindeyim. Çünkü o ışıkla da görüntüyorsam var. Bir de ertesi gün zaten biz gündüz Gazze'ye varacağız yani. Buna operasyonu gündüz yapmazlar yani. Gece yaparız çünkü gece yapan bir operasyon onun için daha rahattır. Yani onun tüm dönem sorunum sahibi. Hem bir de alacak görüntüler daha net olmaz. Daha onun için şey yapabiliriz.